Bugün yurt dışını düşünen öğrencilerde özellikle 8. sınıftan itibaren hangi liseleri tercih etmeleri konusunda biraz bilgi vermeye çalışacağız. Türkiye'de 4 tip lise var. Birinci tipimiz devlet liseleri. İkincisi özel liseler. Üçüncüsü bağımsız liseler. Dördüncüsü ise uluslararası liseler. Ve bu liselerde uygulanan farklı farklı programlar var. En birincisi tabii ki Türkiye'de olduğumuz için MEP programı. Bir diğeri ise IB programı. Bir diğeri ise de AP programı. Bunun dışında işte farklı ülkelerin işte Fransızların Fransız Bakalöryası, Kanada'nın Prince Edward programı gibi farklı farklı programlar da var. Burada aslında kriter çok da karmaşık değil. Bir öğrenci 8. sınıftayken hatta aileyle birlikte oturup neyi hedeflediği planlamalıdır. Yani yurt dışında mı okuyacak yoksa Türkiye'de mi? Yurt dışında okuyacaksa hangi ülke veya ülkeler olabilir? Bu noktada bütçemiz nedir? Veyahut da kariyer planımız nedir? Eğitim planlarımız nedir? Bunlar dikkate alınarak eğer ki çocuk Avrupa'da okumak istiyorsa Avrupa hedefli olan belki Fransız, İtalyan veya Alman liseleri veyahut da Avrupa'ya iyi hazırlayan ve IB programı olan liseler veyahut da İngiltere, Kanada veya Amerika düşünüyorsa onlara yönelik programlar olan mesela Amerika için AP programı olan liseler veya Kanada için Prince Edward programı uygulayan liseler bunlara göre tercih yapılmalıdır. Bizim genel tavsiyemiz öğrencinin 8. veya 7. sınıftan itibaren bu araştırma sürecine başlaması. Yani bazen bir öğrenci bize 10. veya 11. sınıfta geldiğinde okuduğu okul atıyorum bir Avrupa ekolü olan bir okulken hedefinde Amerika varsa birçok şeyden geri kalmış olabiliyor. Veyahut da hedefinde veya çalıştığı okuduğu okulda herhangi bir bakalorya veya bir akademik program yokken hedefleri yüksekse, iyi okullar, yüksek okullara gitmekse yine hazırlık anlamında hem akademik hem sosyal anlamda bir şeylerden geri kalabiliyor. O yüzden de bu tarz planlamaları erken zamanda başlayıp ona göre lise tercihi yapmak en doğru olandır. Tabii ki liseler arasında işte IB programını uygulayan liseler hangisi iyi, hangisi daha zayıf, hangisi daha güçlü bunlarla sorgulanabilir. Ama temelde teknik bir şey var ki üniversite başvurusunda ihtiyaç olan programları olduğu okulları tercih etmek önceliklidir. O hedefi oluşturduktan sonra detaylı olarak okulların kıyaslamasını yapmak biraz da ailenin lokasyonuna, bütçesine, tercihlerine göre değişir. Bizim bu konuda paylaşmak istediğimiz bunlar. Bununla alakalı sorular olsa yine paylaşmaktan memnunluk duyuyoruz.